De çok ağır geçen bir kış şartı var. Havalar soğuk. İnsanların bir kısmı hala evlerin önlerinde enkazların başında bekleyenler. Evlerini deprem sarsıntılarının devam etmesinden dolayı, açılardan dolayı evlerin önünde bekleyenler var. Onlara acaba neler yapabiliriz düşüncesiyle Halk Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğümüz kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve Mesleki Teknik Anadolu Liselerimiz bünyesinde uyku tulumu özellikle sıcaktan soğuktan korunmak, sıcak bir ortama kavuşabilmek adına böyle bir çalışma yapıldı. Sağ olsun müdürümüz koordinasyonunda şu anda bugün burada başlatıldı ama bundan sonra diğer halk eğitim merkezlerimiz bünyesinde, mesleki teknik Anadolu liselerimiz bünyesinde, ilçelerimizde bu çalışma devam edecek. Günlük şu anda 100 ama 200'e 500'e kadar bir uyku tulumu hazırlamayı planlıyoruz. Hazırladıkça, diktikçe bölgeye intikal ettireceğiz. Bölgemize o bölgeden gelen insanlar var. Onları şimdi yurtlarımızda Safranbolu'daki hayırsever konak sahiplerimiz, onlar misafir etmeye başladı. Bir kısım bu bölgede akrabası olan vatandaşlarımız var. Onlar akrabalarına, arkadaşlarına, tanıdıklarına gelenler var. Dün itibariyle 700 kişiydi ama bugün itibariyle sayılar gittikçe artıyor. Dün yurtlarda 50 kişi vardı bizim İsmail Necati Efendi yurdunda 50 kişi vardı. Bugün gelirken sordum 160 kişiye çıkmış. Yani her geçen saat bölgemize gelen vatandaş sayısı, afet zede sayısı artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Özellikle üniversite eğitiminin uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber yurtlarımızı da bu kapsamda gelen misafirlere konaklama maksatlı kullandıracağız.